ve önceki hafta İdlib çevresindeki köyleri, ama artık köy denmiyor, sayısı bayağı artmış olan mekanlar, yerleşim alanlarına yardım götürdünüz. Önce oradan başlayalım ve Suriye'nin şu andaki durumu, buradaki çalışmaların durumunu öğrenelim inşallah. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Adım Şemsettin Demir, Reyhanlı Misak Kültür Derneği Başkanı. Derneğimiz her ne kadar kültür derneği, İslami Kültür Derneği adı altında faaliyet gösterse de aynı zamanda Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı yardıma da el uzattık. Tabi bu yardımı en fazla Türkiye'de Yardım Eli Derneği adı altında Yardım Eli Derneği ile birlikte bu yardımları yürütüyoruz. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Biz burada Misal Kültür Derneği olarak Yardım Eli Derneği'nin yan kolu diyelim buna. Burada öyle bir faaliyette bulunuyoruz. İşte geçen bundan bir 15 gün önce Pakistan asıllı Müslüman kardeşlerimiz, İngiltere'de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz geldiler, Yardım Eli Derneği adı ismiyle yardım yapacaklarını söyleyip burada kendilerine yardımcı olduk. Tabi burada Hatay il sorumlumuz var, Eyüp abimizle birlikte, Yardım Eli Derneği'nde. Onunla birlikte yardımcı olduk arkadaşlara. Gereken yardım malzemeleri alındı ve bunları Suriye'ye hep birlikte götürdük. Tabii şu an oraya yardım götürmek çok da kolay değil. Evet. Çünkü hem Esed ordusuyla bir iç savaş yaşanıyor, hem de Esed'in karşısındakiler kendi arasında bir kavga halindeler. O yüzden oraya yardım götürmek çok riskli ama sonuçta mümkün. Nasıl başladı oraya giriş, oradaki yardımı dağıtma olayları? Evet. Orada sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten çok riskli bölgeler var. Ama bizim götürdüğümüz yerlerde güvenliği sağlanmış yerlerdi. Orada sürekli beraber çalıştığımız Suriyeli arkadaşlarımız var. Bu yardım konusunda devamlı kontak halinde olduğumuz arkadaşlar. İşte bu gibi durumlarda en son yaptığımız gibi kendileriyle iletişime girip yardımı kendileriyle birlikte orada dağıttık. Zaten çekimler de yapıldı o dağıtım yerleri. Genelde zaten özgürleştirilmiş bölgelerde bu dağıtımlar gerçekleşti. Orada bu riski alan arkadaşlarımız var. Aynı zamanda tehlike altında yaşayan Suriyeli vatandaşların...